Teşekkür ediyoruz önce beklediğiniz için. Şunu soracağım, biz hep ekonomiyi, yurttaşı konuşuyoruz ama yolun sonunda hep karşımıza hukuk çıkıyor, adalet çıkıyor ve burada tablo düzelmeyince ekonomide de ne yazık ki işler düzelmiyor. Önce bunu sormak isterim size, bu noktada sizin eklemek istediğiniz bir not olur mu? Elbette. Öncelikle Çorlu tren kazasında bugün kararı çıkmamış olması beni hakikaten derinden etkiledi. Çünkü 6 yıla yakın bir zamandır devam eden bir süreç, dava süreci. Henüz o katliamın oluşmasına etki eden kusurları bulunan, ihmalleri bulunanlara yönelik bir cezai işlem de yapılmadı. Bu mahkeme kararı sonucunda onlar belli olacaktı. Fakat biraz önce Sayın Genel Başkanımızın ifade ettiği gibi muhtemelen acılı ailelerin vicdanlarını rahatlatacak derecede ceza çıkmayacağı öngörüldüğü için bu kararın seçim sonrasına bırakıldığı anlaşılıyor. Bu da üzücü. Türkiye'de insanların sorumluluklarının gereğini yerine getirmesi, onların kusur ve ihmallerinin yol açtığı böyle facia alanında bedelinin ödenmesi gerekir. Ama biraz önce siz de ifade ettiniz, Türkiye'de hukuk sisteminin nasıl çalıştığı, adalet dağıtmakta ne kadar başarısız olduğu, biraz önce acılı bir annenin ifade ettiği gibi iktidar sahiplerinden ne kadar etkilendiğini ya da onların beklentilerini karşılamaya yönelik kararların ne kadar sık alındığını gördüğümüzde aslında Türkiye'de ekonominin yanında en önemli konunun hukuk sisteminin etkisiz çalışıyor olması ya da tamamen ortadan kaldırılmış olması görülüyor. Bunun ekonomik etkileri var mı? Elbette ekonomik etkileri var. Türkiye gibi bir ülkenin öngörülebilir bir hukuk sistemine sahip olmaması halinde uzun vadeli sürdürülebilir refah üreten bir ekonomiye dönüşme ihtimali de kalmayacak. Yatırımlar öngörüldüğü kadar yüksek olmayacak. İstihdamda beklenen artış olmayacak. Çünkü hukuk sistemi uzun vadede ekonominin sağlıklı çalışmasının ön koşullarından birisidir. Ama maalesef bu konuda da oldukça başarısız olduğumuzu bugünkü kararın ertelenmesi kararında da çok net bir biçimde görüyoruz. Ne yazık ki. Şimdi efendim bu Çorlu'ya dönmeden önce demiştiniz ki bu tablo özellikle emekliler üzerinden konuştuğumuzda Erdoğan'ın bir durup düşünmesi gerekiyor bu tabloyu demiştiniz. Ben şimdi düşünüyorum acaba bunu sormak istiyorum, çok da az vaktimiz kaldı ama yönetmenim hızla ekranlara getirirse emekliye hak ettiği parayı vereceğiz diyor Sabah gazetesi. Bugün manşetinde iktidara çok yakın bir gazete bu manşeti atıyor. Şöyle bir baktığımızda Erdoğan'ın mesajları sıralanıyor orada. Ekonomide dengeleri yerine oturmak için güçlü bir program uyguluyoruz. Bunun yıl sonunda sonuçlarını göreceğiz diyor. Meydanı kirli ittifakların karanlık hesaplarına bırakmayacağız diyor. Dış güçler vurgusu var. Yine muhalefete yöneltilen suçlamalar var. Efendim bu tablonun sorumlusu kim diye sormak isterim size. Bu tablonun sorumlusu tabii ki Cumhurbaşkanı Erdoğan ve onun yönetimindeki olan iktidar. Bunun başka sorumlusu yok. Çünkü bugün karşı karşıya kaldığımız emeklilerin yoksullaşması kararının altında kimin imzası var? 21 yıldır uygulanan AKP ekonomi politikalarının olduğunu biliyoruz. Ya da 22 yıldır. Bunun uygulayıcısında Cumhurbaşkanı Erdoğan olduğunu biliyoruz. Ekonomi yönetimi kadroları bu dönem içerisinde değişti. Değişmeyen tek kişi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Değişmeyen bir başka tek şey de vatandaşın sürekli olarak yoksullaşması oldu. Emeklileri hatırlayalım. 2002 yılında en düşük emekli aileleri neredeyse asgari ücretin 1,5 katına yakın bir seviyedeyken bugün 10 bin lira, asgari ücretin yaklaşık %60'ı seviyesinde. Ve bunun yetersiz olduğunu Cumhurbaşkanı Erdoğan kendisi dünkü açıklamasında da itiraf ediyor. İtiraftan başka bir şey yapması gerekir. O vatandaşların insanca yaşayabilmesi için ceplerine girmesi gereken para miktarını artırması gerekir. Ama bunu yapmaya niyetlerinin olmadığını dünkü açıklamalarında çok net bir biçimde görüyoruz. Vatandaşların şunu bilmesini isterim. Bugün emeklilerin yoksulluk içerisinde mücadele etmek zorunda kalmalarının tek sorumlusu var. Son 22 yıldır bu ekonomi politikalarının altında imzası olan Cumhurbaşkanı Erdoğan. Profesör Doktor Yalçın Karatepe bu bölümde bizlerle birlikteydi. Kısıtlı zamanda konuştuk. Daha soracağımız çok soru vardı ama onları da önümüzdeki günlerde yine katılırsanız soracağız. Çok teşekkür ediyoruz.